Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devralınan Konya Şehir Hastanesi Stadyum tramvay hattının ikinci etabı için Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında devir protokolü imzalandı. Konya adına yine tarihi bir iş için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Seçimden önce kamuoyuna paylaştığım mutabakatın bugün imzasını gerçekleştirmiş olacağız. Biliyorsunuz Konya'da gayri sistem konusu en önemli gündem maddelerinden birisi. Büyükşehir Taş Bina'da düzenlenen şehir hastanesi tramvay hattı ikinci etap devir protokolü imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın raylı sistemde Anadolu'daki en güçlü şehirlerden biri olduğunu vurguladı. Konya 27 kilometre raylı sistemi yapmayı başarabilmiş Anadolu'daki en güçlü şehirlerden birisi. Şimdi bunu bir adım öteye götürerek bakanlığımızla birlikte bunun 105 kilometre çıkarılmasıyla ilgili çalışmaları paylaşmıştık. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bunun 28.1 kilometresini yaparken bakanlığımız 77 kilometre raylı sistem hattını şehrimize yapmış olacak. Başkan Altay yeni raylı sistem hatlarıyla Konya'nın şehir içi ulaşımının büyük ölçüde rahatlayacağını söyledi. Devredeceğimiz hattın uzunluğu 10 kilometre. İnşallah tamamlandığında yeni stadyumdan başlayarak şehir hastanesine kadar 21.1 kilometrelik yeni bir raylı sistem hattına kavuşmuş olacağız. Başkan Uğur İbrahim Altay, Konya ve Konyalılar kendisine hizmet edenleri asla unutmaz dedi ve ekledi. İnşallah bugün protokolünü yapacağımız hatla birlikte Ahmet Özcan Caddesi, Fetih Caddesi'nden başlayan hattın yeni gara kadar uzanacak bir şekilde büyütülmesi, Alaaddin Selçuk Üniversitesi hattının Alaaddin Konya Teknik Üniversitesi hattına kadar tamamen yer altından metro standartında hafif raylı sistem olarak yapılması ve yine Alaaddin'den Necmettin Erbakan Üniversitesi kampüsüne kadar bir bütüncül olarak ortaya konmasına kendisinin ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu Bey'in çok büyük desteklerini gördük. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eygünse, şehir içi raylı sistemlerin günümüzde büyük şehirler için büyük önem taşıdığını ifade etti. Çevreci, tasarruflu, enerji verimliliğine uygun, yeşili koruyan, akaryakıt kullanmayan top taşıma bu işte tek çözüm olarak gözüküyor. Türkiye'de 900 kilometre kadar toplam büyük şehirlerde bulunan raylı sistem uzunluğu var. Yarısına yakınını bakanlığımız gerçekleştirdi. Konya'ya hizmet etmenin bir şeref olduğunu belirten Yalçın Eygün, hazırlanan projelerle Konya'nın uzun vadede ulaşım sorununa neşter vuracaklarını ifade etti. Konya'da bugün orta vadede ve uzun vadede neler yapmalıyızı çözümledik diyebilirim. Yani kim yaparsa yapsın, ne zaman yapılırsa yapılsın, Konya'nın ulaşım ağının doğru çözümlendiğine ben kanıyım. Konuşmaların ardından Başkan Altay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eygün arasında Konya Şehir Hastanesi Stadyum tramvay hattının ikinci etabı devir protokolü imzalandı. Konya Şehir Hastanesi Stadyum tramvay hattının ikinci etabı olan Yeni Sanayi Stadyum arasındaki hattın uzunluğu 10 kilometre olacak ve hat 10 istasyondan oluşacak. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık bir ay önce yapımına başlanan stadyum şehir hastanesi raylı sistem hattının ilk etabı olan şehir hastanesi Yeni Sanayi tramvay hattı da adliye uzatma hattı dahil 11.2 kilometre uzunluğa ve 13 istasyona sahip olacak.